Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran'dan dolar adımı Türkiye'yi etkileyecek yasak yürürlüğe konuldu. Ülkeden döviz çıkışını engellemek amacıyla yeni politikalar geliştiren İran, 2150 ürünün ithalatını yasakladı. Bu yasak Türkiye'nin 2 milyar dolarlık ihracatını riske soktu. İran ithalatını yasakladığı ürün listesini genişletiyor. İran 2150 ürünün ithalatını yasakladı. 2 milyar dolarlık ihracat riske girdi. İran, demir çelikten cam eşyaya, et ve sütten buğdaya kadar geniş bir yelpazede 2150 ürünün ithalatını yasakladı. 8'li GTIP bazında 4864 çeşit ürün ithal eden İran, döviz çıkışını engellemek için Ekim ayında 2150 ürünün ithalatına yasak getirdi. İran, demir çelikten cam eşyaya, et ve sütten buğdaya kadar geniş bir yelpazede 2150 ürünün ithalatını yasakladı. ABD'nin yaptırımları sonucunda petrol ve doğalgaz ihracatı daralan İran, bir süredir zaman zaman lüks tüketime yönelik ithalatı kısma kararı, bu ülkeye yıllık yaklaşık 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk sanayicisini zora soktu. Ticaret Bakanlığı, Ekim ayının son haftasında İran'ın içeride üretim yapılan, zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen lüks tüketime yönelik ürünlerin ithalatını yasaklama kararı aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan duyuruda döviz çıkışını en aza indirmek isteyen İran'ın, yurt içi üretimi artırmak için ham madde ve aramalı ithalatını artırmaya çalışırken, nihai ürünleri de mümkün olduğu kadar az ithal etmeye çalıştığı bildirildi. Buna göre İran 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere birçok fasılda yer alan 2150 ürünün ithalatını yasakladı ve ürünlerin 8'li gümrük tarife istatistik pozisyonunda bir liste yayınladı. Yerli üretimi korumak ve döviz çıkışını engellemek amacıyla ilk ithalat kısıtlamasına 2018 yılında giden İran, 1398 ürünün ithalatını yasakladı. 2019'da ithalatı yasak olan ürün sayısının 1519'a, 2020'de 1539'a çıkaran İran, geçen yılsa ürün sayısını 1537 olarak belirledi. İran 2022 yılı içinse ithalatı yasaklı ürün listesine 613 ürün daha ekleyerek, İthalatı yasaklanan ürün sayısını 2150'ye çıkardı. Aynı tarihte 766 tarife maddesini de geçici yasaklayan İran, bu ürünlere ilişkinse herhangi bir liste paylaşmadı. 8'li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 4864 kalem ürün ithalatı gerçekleştiren İran, aldığı son kararla birlikte bunların yarıya yakınının gümrüklerinden geçişini yasakladı. Yani bu liste kapsamındaki ürünler artık İran'a ihraç edilemeyecek. Dünyanın 4'lü GTIP bazında yaptığı çalışmaya göre, uluslararası ticarete konu olan fasılların neredeyse tamamından bazı, ürünlerin ithalatı yasaklanmış durumda. Bunlar arasında yer alan ürünlerden bazıları şunlar: canlı hayvan, et ve sakatat, süt ürünleri, çiçek, sebze, meyve, buğday, buğday unu, hayvansal yağlar, örmeye elverişli bilgisayar ürünler, sosis, konserve balık, şeker, çikolata, kakao, mama, cornflakes, domates, kahve, maya, dondurma, bira, su, şarap, etil alkol, yem, pro, tuz, kil, mermer, demir cevheri, uçucu yağlar, sabun, mum, plastik, plastik yer karoları, plastik küvet, kauçuk eldiven, deri, deri eşya, kürk, yonga levha, karton, kitap, yün, halı, örme, giyim, tekstil, ayakkabı, şapka, alçı, cam eşya, kıymetli taş, demir çelikten eşya, alüminyum, bahçe aletleri, kilit, nükleer kazan, vagon, otomobil, motosiklet, gemi, yat, gaz sayıcı, saat, müzik aletleri, kılıç, mobilya, bisiklet, oyun konsolu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.